Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu zaman zarfında İbrahim Bey ne yaptı, ne etti? Şöyle bir özet alalım. Yine tabii bitkilerle uğraştı. Öncelikle Türk İslam alemine hayırlı Ramazanlar, inşallah hayırlı bayramlar. Benim açığımı siz kapattınız. Estağfurullah. Evet, ben de aynı dilekleri söyleyeyim. Evet. Ramazan ayı hepimize bereket, huzur evet. getirsin, sağlık i̇nşallah. Getirsin. Birçok çalışmamız oldu bu arada. Şahtere Forte, safra kesicisini, safrayı temizleyici arıtıcı ürettik. Deve dikeni Forte, karaciğer zehirlenmesi özellikle mantardan veya alkolden, siroz, hepatit B, hepatit C'ye karşı. Enginar Forte, enginarın ama bazıları zannediyor ki bu çiçek tabanı etkili zannediyor. Çünkü bu çiçek tabanı zebze yemeği yapılır. Güzel bir yeme olur. Bunun çiçek tabanı değil. Sapının acı o. Çok çok siyanirin denen bire 50 bin sıvılaştırsan, sulandırsan dahi acı tadını hissedersin. O kadar sert bir siyanirin denen bir madde içerir. Bu karaciğer için çok çok etkili, kolesterola, tansiyona vesaire. Bunu öğrettik. Yani çok birçok ürün öğrettik. Bayanlar için adet anormalliklerine, ağır ve yoğun adet gören bayanlar için Hayit Forte öğrettik. Romatizma rahatsızları olanlar için, kemik erimesi olanlar için hamdolsun. Yani bu arada bir takım yeni çalışmalar oldu. Evet, çok güzel. Bunları çok kısa özetle geçtik. Şimdi her başlığı kendi ekseninde değerlendirmeden önce genel bir şey yapalım. Bir yolculuğa çıkalım. Alternatif tıp Türkiye'de artık gerektiği yeri bulabildi mi? Yani toplum alternatif tıpla ilgili yeteri kadar bilgili mi? Siz bu konuda yaptığınız çalışmalar var, bitki takviyeleri var. Neler söyleyeceksiniz? Baya artık insanlar şifayı buralarda arıyorlar. Maalesef yani tamam iyi güzel de yeterli değil. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da insanlar hep kimyayı hemen hemen %80'i kimyayı bırakıp alternatif tıbba döndü. Alternatif tıp, modern tıp diye bir şey yok aslında. İç içedir. Mesela Almanya'da bir doktor doktora tezini aldı, diplomasını aldı, muayenesini açtı diyelim. Eğer ki fitoterapi yani bitkiler üzerine bir eğitim görmemişse, sertifikası yoksa muayenehanesini kapatır. Çünkü hastalar bilinçli gidip antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, ağrı kesici vesaire istemezler. Kimya istemezler. Bu nedenle o doktor hasta gelmediği için muayenesini kapatmak zorunda kalır. Bu nedenle Alman doktorların hemen hemen yarısından fazlası aynı zamanda herbalist. Bitkiyle ilgili uzman olmak zorunda değil evet, mi? Evet oluyor yani mecbur. Çünkü insanlar bilinçli, şuurlu. Kimyasal ilaçlar yavaş yavaş zehirliyor insanı. Mesela Contagan yasaklandığı için ismini söylüyorum. Contagan adet öncesi ağrı ve sancısı olan bayanlar kullandı Almanya'da 1960-70'li yıllarda. Bunu kullanan bütün bayanların çocukları kolsuz, ayaksız ve kafadan %100 özürlü doğdu. 15 bin özürlü çocuk. Ve mahkeme yıllarca 11 yıl mahkemesi sürdü. Bu konu medyada 11 yıl kaldı. Televizyonlar, gazeteler, radyolar sürekli medyada kaldı. İnsanlar korktu, şok oldu. Ne oluyor dediler. Kimyanın şu tesiri, bu tesiri varmış. Ve yüzlerce, binlerce kitap yazıldı. Bütün bu bizim kullandığımız o kapsüllerin, o tabletlerin tabii kimyasal karışım içeriyor birçoğu. Ve vücutta aslında tedavi edeyim derken bir tarafı da yok ediyor. Çok yıpratıyor, büyük felaketleri doğuruyor. Mesela yasemin denen bayanların korunmak için kullandıkları haplar hormon anormalliklerine sebep oluyor. Hatta kanseri tetikliyor. İsim vermeyecek. Yani kadınların, bayanların kullandığı fakat şimdi mesela şurada, şu gördüğünüz Hayit Forte, Hayit. Hayit'in tohumunun ekstraktı. Adet öncesi ağrı ve sancıları iyi gelir. Kimyasal hapa gerek yok. Hormon düzenleyicidir. Kısırlığa karşı etkili. Mesela bununla ilgili Almanya'nın Marburg şehrinde 33 bayan kadın doktorundan asla çocuğu olmaz. Kısır dedikleri bayanları üniversite seçmiş, almış. 33 bayan. Bunlara sürekli ve düzenli olarak Hayit ekstraktı vermiş.
hayıt ekstraktı alan bayanlar normal yollarla kimi 3 ayda kimi 6 ayda hamile kalmıştır. Hiçbir şey kullanmadan, hiçbir yönteme başvurmadan. Neden? Çünkü hayıtın birleşimindeki etken madde prolaktin hormonunu frenliyor. Prolaktin hormonu yükselirse östrojen hormonunu baskı altına alır, hamileliği önler. Hatta kişi hamile kalsa bile zehirlenmeden hormon anormalikleri cenini zehirlenerek düşük yapmasına kişinin sebep olabilir. Oysa hayıt kadınlar için harika bir ürün. Hormon düzenleyici. Bunu kullanan bayan adet öncesi ağrısı, sancısı olmaz. Bazıları böyle baş ağrısı çeker. Peki karın şeyden ağrısı başlayalım. Çeker. Yani kadın hastalıkları, kadınlara ait kısırlığı içeren sıkıntılarda hangi ilacı kullanıyoruz ve nasıl kullanacak hocam? Bu bir hayat, daha oradan başlayalım. Hayıt forte, kadın hastalıklarında dünyada en etkili bitki hayıt. Bitkinin özü bu. Bitkinin özü bu. Kadınların sıkıntılarında kullanılacak olan şey de bu. Karışım da bu. Evet. Şimdi bu dergi Almanca. Bunlara ilaç da demiyoruz değil mi hocam? Yani karışım diyoruz. Ya da bitki takviyesi mi diyoruz? Ya fark etmez. Ne derse de. Almanya'da ilaç deniyor. Ama Türkiye'de. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Sağlık Bakanlığı'na gidip de bunu ilaç olarak üretmek istediğinizde müracaat eder etmez 20 bin lira ödüyorsunuz. Yani biz de ilaç olarak üretmek istiyoruz. Ama o kadar prodüsör var ki. Alın prosedürlerim var mı? Gücümüz yetmiyor. Yani paramız yok. Paramız olsa biz de ilaç üretiriz, eczaneleri satarız. Ne satma yapmayalım? Avrupa'da, Amerika'da böyle zorluk yok. Vatandaş üretmek istediğinde üretiyor, piyasaya sürüyor. Yine eczaneleri satılıyor. Devlet yapsın yine. Yapıyor ama 20 bin lira. Benim burada 40 tane çeşitli karışımlarım var. Her biri için 20 bin lira müracaat eder etmez, dilekçe yazar yatmaz, parayı yatıracaksın. Para yok. Hayır, belki biri için bulabilirsin de her biri için bulamazsın. Yok, her biri için 40 bin, 20 bin lira. Yani Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da bu tür buluşlar, yenilikler yapan insanlara destek var. Köstek yok, destek var. Bizde prosedürü fazlalığı. Türkiye'de bezdiriyor. Avrupa'da da mesela kimya fabrikaların kendileri üretiyorlar, bitkisel ürünü üretiyorlar orada. Amerika'da, Asya'da kimya fabrikaları aynı zamanda bitkisel ürünler üretiyorlar. Şimdi mesela şu dergi, akademik bir dergi, Almanca. Hayıtla ilgili klinik araştırmalar yapmış. Hayıt tohumunun ekstraktiyle adet düzensizliklerine karşı etkisi ispat edilmiş. Burada çok teferruatlı bilgi var. Profesör Doktor X, yani yüzlerce profesörün burada klinik araştırması var. Hayıt tohumuyla ilgili. Yani siz bir rahatsızlık için bir bitki takviyesi öneriyorsunuz ancak bunların klinik deneyleri ispatlanmış. Tabii tabii. Ondan hayıtla, sonra öneriyorsunuz hayıtla, değil mi? Hayıtla tabii. Hayıtla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Hayıt tohumunun ekstraktı. Şimdi mesela Profesör Doktor Feldman, Profesör Doktor Dittmer, Profesör Doktor Libil, Profesör Peters klinik araştırması yapmışlar. Adet öncesi ağrı ve sancısı olanlar, hormon anormalliği, yani premenstrüel hormon düzensizlikleri yaşayanlar, PMS, evet. Adet düzensizlikleri adet yaşayanlar, kısırlıkla ilgili sıkıntılar olan, kısırlıkla ilgisi, hatta Parkinson başlangıcı olan hastalara bile iyi geliyor. Çünkü beynin dopamin salgılanmasını artırıyor. Ve hücreleri güçlendirdiği, yenilediği için Parkinson hastalığını önlüyor, yeni başlamış da. Bununla da ilgili klinik araştırması var. Anladım. Hayıtın bir özelliği ama erkeklerin kullanması problem, iyi değil. Eskiden papazlar, rahipler manastırda kalırken hayıt tohumu çay içerlerdi. Cinselliklerini baskı altına almak için. Almak için. Bunun için, bu nedenle de buna rahip otu da derler. Ya erkekler için iyi değil. Çünkü erkekler kullandığında östrojen hormonunu artırır. Kadınlar için ne kadar faydalıysa erkekler için zararlı. Ha, o bilgi, o dipnotu da düşelim. Yani erkekler, önerdiğiniz bu bitki takviyesi kadınlar için, kadınların kısırlıkları, adet düzensizliklerinde kullanılır ama asla erkekler kullanmıyor. Kullanamaz. Bunun birleşiminde hayıt forte'nin birleşiminde sadece hayıt tohum ekstraktı değil. Bayanlardaki adet düzensizliği, adet öncesi ağrı, sancılar vesaire birçok rahatsızlığa karşı artı başka bitki ekstrakları da var.
Sadece burada height değil. Evet. Civan perçemi, üzüm çekirdeği ekstraktı, 19 çeşit bitki ekstraktı var. Bunun içinde. Evet.